En temel geometri ikinci video çözümüyle devam edelim. Bu videoyu da Zeynepciğime hediye etmek istiyorum. O da geometri en başından almak istiyor. Bir açının bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 18 fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Bir kere sorun içinde tümler bütünler kelimesi geçiriyor. Bir hatırlayalım. Tümler, bütünler ve açımız. Örnek veriyorum. Açım 20 ise tümleri bunu 90'a tamamlayan açı olmalı. Yani 70 ki ikisini toplayınca 90 etsin. Bütünler deyince de bunu 180'e tamamlayan olmalı. Yani 160. Bu ikisinin toplamı 180 ediyor. Tümler bütünlerin mantığı buydu. Tablomuzu yapalım. Açımızın A'sı, tümlerinin T'si, bütünlerinin B'si. Bir açının, açıyı bilmiyoruz, alfa. Bütünlerinin ölçüsü. Bir kere bütünlerini yazmamız lazım. Hemen yazmışken tümlerini de yazalım. Bir açının bütünlerinin ölçüsü, tümlerinin ölçüsünün 3 katından 18 fazla olduğuna göre yani 3 ile çarpıp 18 ekleyince buna eşit oluyormuş. Çözmemiz lazım bunu. 3 tane 90 270 eder. 3 tane alfa eksi 3 alfa artı 18 eşittir 180 eksi alfa. Eksi alfa eksi 3 alfa karşıya artı diye gider. 3 taneden bir tane çıkarsa 2 tane kalır. 180 de 270'ten çıkarsa 90, 18 de toplanırsa 108. Buradan da alfayı 54 buluruz. 2 ürün 108 liraysa tanesi 54 lira. Bu açının ölçüsü kaç derecedir? Açıyı sorduğu için direkt cevabımız 54. Geldik yandaki soruya. Açı ortaydan bahsetmem lazım. Açıyı iki eş parçaya yani ikiye ortalıyorsa buna açı ortay diyeceğiz. Mesela AD bir açı ortay. Başka da açı ortay yok çünkü buradan hiç top olmadığını bilmiyoruz. Soru bizden x'i istiyor. Şimdi ben buna A dersem bu da mecbur A. Şuna B dersem mecbur bu da B. En büyük üçgen. İç açılar toplamı 180. Neden? Şimdi buraya bir üçgen çiziyorum. Bu üçgenin tabanı. Ve bu üçgenin açıları var. Bir önceki videoda paralellik kavramından bahsettim. Neydi paralellik? İkisi arasındaki mesafe değişmiyorsa paralellik. Tabanla taban örneğini vermiştik. Ya da defterlerinizin sağ kenarıyla sol kenarı ikisi arasındaki mesafe değişmiyor. Tabana paralel bir doğru çiziyorum. Çizdim. Şimdi Z kuralı göreceğiz. Paralel doğrular arasında mutlaka kurallar vardır. Buradaki Z'yi görmeye çalışıyorum. Ben buna A dersem Z'den bu da ne olacak? A. Devam edelim. Ters Z'yi de görelim. Şuna B dersem mecbur bu da B. Şuraya da uydurdum C. Doğrunun üzerindeki açı 180 söylemiştik. Bütünler kavramını anlatırken bahsetmiştik. Doğrunun üzerinde A var, C var, B var. Bunların toplamı 180 ise üçgenin iç açılar toplamı da 180. Dolayısıyla bir üçgen gördüğümüz zaman bütün köşelerinde olan A'da, B'de ve C'de olan bütün açıların toplamı ne olmalı hocalarım? 180 derece olmalı. O zaman başlıyorum. Şurada ne var? 2A var. Şurada bir tane B. Şurada bir tane B artı 40 var. Toplamları 180. İki parantezine A artı B eşittir 180'den 40 çıktı 140. 2 ürün 140 liraysa birer tanesi 70 lira. Ve burada bir durum daha var. Hemen ona dikkatinizi çekmek istiyorum. A ile B'nin ne oldukları belli değil. Belki 5'e 65, belki 20'ye 50 ne olduklarını bilmiyorum. Ama toplanınca kaç olduklarını biliyorum. 70 olduklarını biliyorum. Üçgenin, küçük üçgenin, şu an kırmızı bir üçgen var burada. Üçgen ne olursa olsun iç açılar toplam 180 ister büyük ister küçük olsun hiç fark etmez. Sonsuz tane üçgen de çizseniz iç açılar toplamı 180. İkisinin toplamı 70 ise mecbur buraya 180 olması için 110 kalır. Burası 110 ise doğrunun üzerindeki açı 180 olacağına x'e 70 kalır. Ardım cevap C. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.